Tutulduğu amansız hastalıktan kurtulamayarak dün vefat eden ve Tünay Komutan olarak da bilinen Mehmet Tünay bugün toprağa verildi. Mehmet Tünay'ın cenazesi bugün Cihangir Köy Camii'nde kılınan namazın ardından askeri törenle defnedildi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Türk Mukavemet Teşkilatı'nda ve Kıbrıs Ordusu'nda görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanından sonra da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev alan Mehmet Tünay yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etmişti. Tünay Komutan Beyköy'de sevenleri eşliğinde askeri törenle defnedildi. Amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat eden Mehmet Tünay, Cihangir Camii'nde kılınan öğle namazının ardından askeri törenle Beyköy mezarlığında toprağa verildi. Uzun yıllar TMT ve Kıbrıs ordusunda görev yapan Tünay Komutan, en son Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan kıdemli piyade yüzbaşı olarak emekliye ayrılmıştı. Cenaze törenine askeri erkan, çok sayıda silah arkadaşı ve sevenlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgay Avcı, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Mustafa Gökmen, bazı milletvekilleri ve siyasiler katıldı. Askeri yaşamında da çok sevilen bir komutan olan Tünay Komutan için silah arkadaşları bakın neler söylediler. Dün vefat eden değerli arkadaşımız Mehmet Bey'in bütün hayatı mücadele içerisinde geçmiş. Hem 1960 öncesi hem de 1960-74 arasında cepheden cepheye koşmuş. Serdarlı bölgesinde özellikle çok büyük yararlılıklar göstermiş. Vatanını seven, ana vatana bağlı değerli bir arkadaşımızdır. Hepimizin başı sağ olsun.
arkadaşımız Allah rahmet eylesin. Uzun zamandan işte mücadele içerisinde birlikte olduk. Bizler daha ziyade haberleşme ve bu elektrik fakülsün kısmını sağlıyorduk Bayrak Kötüsü'nde olmamız hasebiyle. Kendisi çok iyi, yani topluma faydalı, iyi çalışan, inanmış bir arkadaşımızdı. Hayatı boyunca ciddiye sevilen bir kişi olmuştur. Burada toplanan kalabalıktan da görüldüğü gibi. Kendisi milli dava konusunda gençlik yılından itibaren hizmet etmiştir. Bilhassa Barış Hareketi zamanındaki kahramanlıkları dillere destan olmuştur diyeceğim. Daha fazla bir şey söyleme gerekmez böyle üzünlü günde. Ailesine başsağlığı dileriz. Kendisi nur içinde yatsın. Herkes de onun gibi sevilen bir kişi olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel günlerimiz geçti. 1963 Kanlı Noel'le birlikte silah arkadaşımız olarak önce Lefkoşa'da, bilahare Saint-Hilaire bölgesinde görevlerde bulunduk. Çok esaslı bir havan komandanıydı. Barış Harekatı'na katıldı. Serdarlı Sancağı'nda bu bölgelerde büyük yaralılıkları gösterdi. Ölümüne üzüldük. Tanrı böyle istemiştir. Tutuldu, amansız hastalıktan kurtulmayarak dün vefat eden ve Tünay Komutan olarak da bilinen Mehmet Tünay bugün toprağa verildi. Mehmet Tünay'ın cenazesi bugün Cihangir Köy Camii'nde kılınan namazın ardından askeri törenle defnedildi. Çok iyi bir komutan, çok dürüst bir insan olduğundan birçok subay arkadaşımıza da örnek olmuştur. Ama maalesef takdiri ilahi kendisini aramızdan zamansız ve çok erken almıştı. Dolayısıyla hepimizin acısı çok büyüktür. Merhuma Tanrı'dan rahmet, Yaslı ailesine, silah arkadaşlarına ve bütün sevenlerine de başsağlığı dilerim. Anmak lazım. Önemli bir komutandı. Bak buradaki kalabalıktan da onu görüyoruz ki memlekete çok değerli hizmetleri olmuş. İyi bir aile yetiştirmiş, değerli evlatlar yetiştirmiş. Onun için kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Allah benim diyeceğim, keşke herkes de Tünay Komutan gibi olsa, cenazesine böyle büyük topluluklar gelse ve herkes ne iyi adam dese hepimiz için. Benim ulu tanıdan arzım budur. Tabii vatan hizmetinde çok üstün görevde olmuştur. O söylenmeden bitmez. Ben kendisiyle savaşlarda fiilen birlikte bulunmadım fakat onunla birlikte olan kişilerden ne kadar sağlam karakteri, ne kadar cesur bir kişi olduğunu işittim ve gurur duydum. Tünay Komutan bizde unutulmaz anılar bırakarak Allah'ın rahmetine ulaştı. Tünay Komutan sadece iyi bir dost değil, ülkesini seven, ülkesine sadakatle hizmet etmiş, çok dirayetli bir insandı, bir komutandı. Türk Mukavemet Teşkilatı'nda görev yapan mücahit komutanlarından Mehmet Tünay'ı kaybettik sayın seyirciler. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yuman Mehmet Tünay askeri törenle son yolculuğuna uğrandı. Tünay sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Ehli dünya dünyada
ehli ukba, ukba. Yeah.